Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel işaretler, arkadaşlar harika işaretler. Gerçekten seviniyorum. Burada bir haç işaretimiz var. Mezar olduğunu söylüyor. Hemen altında aslında altında değil, yanında dikine çekilmiş bir fotoğraftı. Ekrana sığmadı. Ben yatay şekline çevirdim. Hemen altında kılıç, kılıcın altında yuvarlak bir halka, halkanın içinde lahit mezar olduğunu söyleyen işaretimiz var arkadaşlar. Süper bir işaret, harika bir işaret. Eski bir işaret arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yapılmış haç, kılıç oda ve içinde lahit olduğunu söyleyen işaret. Bunda yanlışımız yok arkadaşlar. Ve bize kılıcın hemen sol tarafı yani bize göre şu an kılıcın üst tarafında bir oyma yapılmış. Bize asıl hedefi o oyma gösteriyor. Oyma alt tarafta olduğunu söylüyor. Yani kayanın altında olduğunu söylüyor ve kılıcın uç köşesi hangi yönde altta hangi yönde olduğunu söylüyor. O yöne doğru hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Burada küçük bir mihrap şeklinde yapılmış bir işaret mihrap değil ama bu kadar küçük bir mihrap olamaz. Ters U işareti diyelim buna. Bu U işareti normalde mağaranın ağzı anlamına geliyor. Açık mı, kapalı mı? Bize sadece onu söylüyor. Yukarıya doğru baksaydı açıktı. Aşağıya doğru baktığı için kapalı ve ortasında oymamız mevcut. Bize yön veren olay ise hemen mihrabın sağında bir tane küçük murcizi var. Aşağıdakiyle birleştirilmiş. Aşağıdakine baktığımızda aşağıdakinin hemen üst kısmında üçgen şekli var. Bize o yön veriyor. Yani bunlar hepsi birbirine bağlı o mağaranın kapalı, ağzı kapalı mağaranın nerede olduğunu bize gösteriyor. Ama mesafe uzun olabilir. Çünkü üçgen işaretleri uzağı gösteriyor. Hazineydi arkadaşlar. içinde hazine ve mezar olduğunu söyleyen bir işaretti. Burada yine bir üçgen işaretimiz var. Büyük bir üçgen işaretimiz. Kayayı direkt yontarak yapmışlar. Ortadaki kayaya baktığımızda kapak gibi Duruyor fakat büyük ihtimalle kapak değil çünkü yontulmuş bir kaya parçası ama yine de bir çekişle üstünde boşluk tespiti yapabilirsiniz. Üçgen işareti uzun uç köşesi üst tarafa doğru gidiyor. Yine bize bir kapalı alanın olduğunu söyleyen örnek veriyorum. Mahsenden tutun, odalardan tutun, kiliselerden tutun, mağaralardan tutun, mezarlardan tutun. Hepsini söylüyor yani hangisi denk gelirse hepsi e, hepsinin anlamı yani. Burada bir güzel bir haç işaretimiz var arkadaşlar. E, haç işareti bir ihtişamlı bir şekilde yapılmış. Bunun e, aslında mezarının nerede olduğunu görmek lazım, tespit etmek lazım. Şimdi haç işaretiyle alakası olmayan sol tarafta altta yatay bir şeklinde bir kertik yapılmış. Bu ne anlama geliyor? Biz bu kertikleri hepsini daha önce çok açıkladık. Altta, sağda, solda, üste her yerde olabilir bu kertik. Kertik bize yön veriyor arkadaşlar. Yani o çizgi bize yön veriyor. Nerede olduğunu söylüyor. Bize sol tarafta en fazla en fazla 1 metre alan içerisinde altta mezar olduğunu söyleyen bir işarettir. Tabi bu üstte de olabilirdi, sağda da olabilirdi. Şimdi burada yine bir oyma işaretimiz var. Bu normal e, toprak işaret, toprak mezar işaretidir. Bize yön verme olayı sol tarafında zaten küçük bir kertik yapılmış. O yönde bir mezarın olduğunu söyleyen işarettir. Araştırmamızı o yönde yapacağız. Zaten 30-40 santim kazıldıktan sonra bir küçük kaya üzerinde yine üçgen e, oyma işareti göreceksiniz. Arkadaşlar bir şelaleni, şelaleyi görüyorsunuz. Hemen yanında harika bir şekilde, muhteşem bir şekilde yapılmış bir mezar işaretimiz var. Bu mezar işaretini zamanında ee, Romalılar da kullanmış. Ermeniler de kullanmış. Rumlar da kullanmış. Yani kullanan kullanan. Çünkü e, burada şimdi bakın altta mezarı gördük. Üste doğru ketikle yön vermiş. Direkt odaya bağlanmış. Yani odanın üstte olduğunu görebiliyoruz. İçini arkadaşımız daha sonra temizliyor. Tabi o yosunları da görmek lazım. Yosunları da temizleyip başka işaretler var mı? Çünkü ben buradan baktığımda kanal gibi gözüküyor yosunların orası. Ama net değil. Ee, o da mezar olduğunu söyleyen bir işarettir. Çok büyük ihtimalle kendi görüşüm eşkıyaların yaptığı bir mezar odasıdır. Ve adamın hazinesiyle birlikte o zamana kadar topladığı eşkıyalık yaparak topladığı hazineyle birlikte defnedilmiştir. Tabi soygun yememişse Burası e, odanın olduğunu söyleyen bir işarettir. Sağ tarafa doğru murç izi de yapılmış, üçgen işareti de yapılmış. Odanın sağ tarafta olduğunu söylüyor. Araştırmamızı sağ tarafta yapmamız lazım. Tabii bu üçgen işareti uzak mesafeyi de gösterebilir ama biz e, genelde şelale olan bölgede yapılmış bir üçgen işareti oda mezar işaretleri bulunan bir yerdedir arkadaşlar fazla uzak mesafeyi göstermiyor hatta şöyle diyebilirim o şelalenin düştüğü yerin arkasını özellikle kontrol edin şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın